Evet arkadaşlar saat gece yine bir buçuğa geliyor Almanya saatiyle. Yine ben ailenizin youtuberu Nemo karşınızda One Piece'in efsanevi 1110. sayısının özeti çıktı. Spoilerlar büyük bir infial yarattı ben de özet çıktı gibi paylaşmak istedim. E, o yüzden bu geç saatte de olsa özeti sizlerle paylaşacağım. Bu içerikten keyif alıyorsanız... Kanalımı seviyorsanız lütfen like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. İzleyicilerimin çoğu like atmayı unutarak çıkıyorlar videoda. O yüzden bu like butonuna basmanız benim için çok değerli. Dikkat edelim. Hız kesmeden sayıya geçiyorum çünkü acayip bir sayı gelmiş. 17 sayfalık ve haftaya aranın olmadığı bir bölüm gelmiş gerçekten. Hem İngilizcesine bakacağım hem Türkçesine bakacağım. O yüzden yer yer duraksadığım yerler olabilir affedin şimdi Evet sayının adı Falling Stars yani kayan yıldızlar diye Türkçe'ye çevirebiliriz bu sayıyı. E tabi aslında fall düşmek demek yani kayan yıldızlardan kasıt o. Sayının kapağında Yamato'nun tapınakları ziyaret ettiğini görüyoruz. Hani Oden'in Oden yolculuğu gibi bir yolculuk yapıyor. Oden'in yaptığı gibi Wanokuni'yi gezeceğim, Wanokuni'de seyahat edeceğim diyor. Ve kapakta Yamato ve Momonosuke'nin Çiçek Başkenti Kalesi'nden Wanokuni'ye baktığını görüyoruz. Hız kes sayıya geçiyoruz. Bölüm bazı karakterlerin mesela koramiler Bluegrass, Bonnie, Frankie ve Atlas gibi karakterlerin siyah şimşiye gördüklerinde verdikleri tepkilerle başlıyor. Devler ve pasifistalar deniz gemilerini yok etmeye devam ediyor. Şimdi dışarıda çok fazla gemi, denizci gemisi vardı. Buna eşitlemek için devler geldi ve pek çoğunu da yıktıklarını yaktıklarını gördük. Ancak ancak ee, burada 5 büyük yaşlının Marigoist'teki 5 büyük yaşlının odasının artık boş olduğunu, yerde sadece 5 büyük koltuğun önünde yanan kocaman büyülü bir daire olduğunu görüyoruz ve 5 yaşlı ejder bir anda EK'de geliyorlar arkadaşlar. Evet, bu sefer Erieiro da fake atmamış abi. Bu sefer gerçekten gelmişler. Hani spoiler'larda da bahsetmiştim bundan. Yani burada bir fake atma ihtimali var Erieiro'danın. odanın sık sık yaptığı bir şey fake atmak. Oden olayında da yapmıştı Van de. Yine acaba bir fake atar mı diye düşünmeden edemedim. Ancak ortaya çıktı ki 5 büyük yaşlı gerçekten Eke'de gelmiş. Devam ediyoruz. Vegapunk'ın mesajının dünyaya ulaşmasına sadece 7 dakika kalmış. Ekranlarda Vegapunk'ın Vega kahvesini yunumladığını görüyoruz. Yani burada bir... <laughs> One Piece olayı komik bir unsur var burada. Luffy'nin e, Satürn'ün etrafında beliren sihirli çemberden dört devasa gölge ortaya çıkıyor ve Luffy şoka giriyor. Oha diyor şu anda dört canavar daha var diyor. Burada dört canavar var yazıyor ama herhalde dört canavar daha var diye çevirmek bunun daha doğru olur. Epik bir double spreadte yani iki sayfalık bir çizimde beş büyük e, kutsal ejderin, goroseilerin tüm üyelerin, tüm üyelerini, üyelerini Luffy'nin önünde görüyoruz. Yani bir Marineford 2 sini ortaya çıkıyor. Marineford'da ne olmuştu? 3 amiral vs Luffy. Epic bir double spread vardı orada. Luffy'nin 3 amiralin karşısında böyle elinde bir gemi şeyiyle, e, direğiyle böyle... Eysi kurtaracağım diye kafalarına fırlattığı bir şey görmüştük. Ama artık amiraller küçük kaldı abi. Engine gitmişken biraz amirallerin arkasından sallayalım. Artık Luffy amiralleri... Amiraller o gün demişti ya Luffy'ye sen bizim seviyemizde değilsin falan filan. Bu seviyeye hazır değilsin vesaire. Luffy artık amirallere diyor ki siz benim seviyemde değilsiniz. Siz gidin. Yaşlılar gelsin. En güçlüleriniz gelsin. a babanız gelsin. Topunuz gelin. <laughs> evet Luffy'nin burada şu anda 5 canavar var dediğini görüyoruz ve 5 büyükün mü boyunlarının etrafında koyu alevli dumanla canavar tarafından uyandırılmış formlarını kullanıyor. Yani meyvelerin uyandırılmış formlarını kullanarak geliyorlar. Direkt en güçlü formlarında geliyorlar. Asla bir ciddiyetsizlik, asla bir e, ee, biz savaşçı değiliz biz diplomatız işte biz beş büyük ejderiz işte biz kutsal ejderiz beş büyük işte şöyleyiz böyleyiz modunda değil abi bütün ciddiyetleriyle en güçlü formlarında ve hepsinin meyvesi de çakı gibi gerçekten acayip meyveleri var abi ee, şimdi bu Oldukları şeylerin tipleri hakkında uzun uzadığı resimler ve açıklamalar var ama çok böyle hani benim videoda resim koymam ya da anlatmam çok mümkün değil ne yazık ki. Ama resimlere de e, aşağıda bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Aziz J. Garcia satün bir Guyuki şeklinde. Saint Marcus Mars bir itsumate devasa öldürücü bir kuş pokemon'daki arkeops'a benziyor ama daha korkutucu bir şekli sen tofman mercury yani mercury bir huki dört dişli dev bir domuz aziz etambaron nusuro bir bak bakotsu yani bir iskelet bir at ama e, birazdan detaya gireceğiz nusuro ile alakalı. Aziz Çoban, Yu Peter bir kum solucanı ve devasa bir solucan canavarı. En tehlikelileri bu bence. Hani Yeraltı Canavarı diye bir film vardı ya. Ondaki solucan gibi ben ona benzettim açıkçası. Evet Nussura gücünü pasifistalardan birinin nerede olduğunu görmek için kullanıyor. Sonra ona doğru koşuyor. Melez formuna dönüşüyor. Yani bir sentora benziyor. Ayakları iskelet at. Vücudunun üst kısmı insan vücudunun alt kısmı bir iskeletat. Boynu ve başı artık Nusuron'un bedeni. Elinde iki kılıç tutuyor. Bu arada kılıçlarının kara kılıç olduğu bilgisi geldi Nusuron'un. Bu ilk da düşmemişti. Videoyu çekerken düştü ben. 9 dakika önce düştü yani gerçekten. Eee ya Get Adası'nda pasifistaları yenerek koşuyor yerlerini tespit ettikten sonra çok hızlı hareket ediyor. Pasifistaları hareketsiz kılmak için içindeki devreleri donduran donmuş eğik çizikler kullanıyor. Yani muhtemelen Brook'un saldırısına benzer bir saldırı kullanıyor ama bunu çok çok daha havalı ve güçlü, daha hızlı versiyonunu kullanıyor. Mars uçuyor ve bariyerin üzerinden atlayarak Labofeyze e saldırıyor ancak bariyer hala yerinde. Luffy Satürn'e karşı savaşırken Jupiter yani solucan olan bir anda yere atlıyor. Hani bu takım elbiseli vardı ya yakışıklı bir. Yere dalıyor abi. Usopp ee, işte bu yeşil yıldız bambu tekniği var yani bu sopun bitki teknikleri. Tazun Sani bambu bariyer oluşturmasını engelliyor orada. Bunu tam anlamadım abi. Yani neyi kastediyor bunu tam anlamadım. Ben de anlamadım. Benim de anlamadığım şeyler oluyor evet. <laughs> Sadece Denden bu şey aracılığıyla herkesi arıyor abi ve onlara hemen kaçmaları gerektiğini kendisi ve Luffy beklememelerini söylüyor. Bizi bırakın kaçın diyor. Bunu teyit etmek istiyorum abi orijinalinden de bu yanlış bir çeviri olabilir mi diye bakıyorum. Bakacağım ee, Evet, kaçın diyor. Yani bizi beklemeyin diyor. Bu sırada bak çok ilginç bir interaksiyon oluyor. Jim ve Zoro ve Lucci'nin kavga ettiği yere varıyor ve Zoro'nun kılıçlarından birinin Zoro, Lucci'nin saldırılarından dolayı havada döndüğünü görüyor. Yani e, Zoro iki kılıçlı o anda havada dönen de bir kılıcı var. Öyle düşünebilirsiniz. Jimbe, Sanji Zoro hala o adama karşı savaşıyor deyince Sanji "Marimo hala bitiremedi mi? Ne büyük yük." tarzında bir çıkışta bulunuyor ve bunu Zoro duyuyor. Zoro bunu duyunca kafayı yiyor, çıldırıyor, tilt oluyor. Ee, o sırada o sırada çok sinirleniyor. Ee, Zoro'ya yeni bir teknikle saldırıyor. Shugan Madara el tabancası diye bir teknikle saldırıyor. Bu arada Luffy'ye saldıracağı tekniğe benziyor anladığım kadarıyla Enis Lobby'deki. Zoro havada dönen kılıcı yakalarken saldırıyı dojluyor. Sonra Santoryu Kokoba Madara Gan diye 3 kılıç stili Huhuva Cehennemi, Şerit Hava adlı yeni bir teknikle Lucie'ye saldırıyor. Bu galiba ee, kadim bir teknikmiş. Yani doğuda kadim bir teknik, tanrısal bir teknikmiş galiba. Öyle bir şey okudum. E, Zoro, Zoro'nun etrafındaki muhteşem bir double spread'te tek saldırıyla Lucie'yi anında yeniyor. Zoro, Lucie'ye tek atıyor. Siyah yıldırımı görüyoruz burada yenerken yine. Yani kralın hakilli bir saldırı olduğunu söylemek yanlış olmaz bunun da Luffy'nin VSS'ine geri dönüyoruz. 5 büyük vs Luffy Jupiter bir anda Luffy'nin altında ortaya çıkıyor ve onu yutmaya çalışıyor. Ama orada birisi var. Evet arkadaşlar Dory ile Brogy o anda ortaya çıkıyor. Ve burada ne oluyor deyip bir anda tilt oluyor bunlar. Ee, bu kara yere uymuyorsun sen diyorlar. Bunu Luffy'ye diyorlar herhalde. Tayo Noko diye bir saldırı yapıyorlar. ve ee, bu epic bir double spread'te gördüğümüz bir saldırı yine güneş testeresi şeklinde bunu çevirebiliriz. Yu Jupiter'in kafasını kesiyorlar arkadaşlar. Muhtemelen solucan olduğu için biliyorsunuz solucanlar kesilince ölmüyorlar. ikiye bölünüyorlar. iki canlıya dönüşüyorlar. Muhtemelen bir solucan olduğu için ölmeyecek. Ama Yu Jupiter'in kafasını kesiyorlar ve Luffy'yi serbest bırakıyorlar. Tıpkı Little Garden'da Dory'nin Luffy dinozorun kafasını keserken kurtardığı sahnenin hemen hemen aynısı. Luffy mutlu oluyor. Özgürüm. Teşekkür ederim. Ossanlar diyor. Dev ossanlar diyor. Yaşlı amcalar diyor. Brogi gülüyor. Long time no see. Sashi buriden ha Mugiwara diyor. <laughs> yani uzun zamandır görüşemedik diyor. Dori de diyor ki evet diyor. Görüşemedik diyor. Seni bekleyemedik diyor. O yüzden diyor. Geldik ki seni almak için diyor. Ve sayının bittiğini görüyoruz. Haftaya ara yok. Evet. Dev arkına giriş başladı diyebiliriz arkadaşlar devler Luffy'yi Elbaf'a götürmek için buraya gelmişler belli ki. Devlerin hayatta kalma şansını çok düşük görüyordum ama bu sayıdan sonra biraz hayatta kalma şansları olduğunu düşünüyorum Dori'yle Brogge'nin. Ee, bu kadar büyük yaşlı ejdere karşı nasıl savaşacaklar vesaire. Çok ilginç yani iki dev var. Muhtemelen Luffy Satürn ve Jupiter'e karşı savaşacak. Diğerlerinden bir hareket görmedik çünkü Luffy'ye karşı. Ancak çok ilginç bir şey var. Bu konuya girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani spoiler özet bir bitti şu anda. Benim düşüncem haftaya ara yok bu arada onu söyleyeyim. Zoro'nun VSS'i bitti arkadaşlar ve Zoro tek attı. Yani Zoro şu an sapa sağlam. Zoro'nun bir rakibe ihtiyacı var ve bence bu rakip Nusuro olacak. Kılıçlı Gorosei. Şimdi diyeceksiniz ki Goro bu seviyeye hazır değil. Evet, Zoro'nun bu seviyeye hazır olduğunu söylemek bana da biraz uçuk geliyor. Yalan yok. Çünkü Gorosei'nin yani şu an gözüken haliyle bir amiralden daha güçlü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak Zoro hiç hasar almadı şu anda ve Lucci'ye tek attı. Yani Lucci'nin ben kabaca söylemek gerekirse şu an bir Yonko Commander seviyesinde olduğunu düşünüyorum. 1 bir milyarlık, 1,5 bir milyarlık bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve buna tek attı Zoro. Yani Zoro'da da anladığım kadarıyla bir bu kadar da aşağıda var gibi gözüküyor. Ve hani burada epik bir göz açma sahnesi. Zoro'nun Nusjuro'yla vs'si. Hani bir Gorosei'ye hasar verme, yaralama, bir şey yapması gibi bir şeyler görebiliriz. Beni en çok heyecanlandıran bu oldu bu sayıda. Çünkü Zoro direkt tek attı. Ve Nusshiro direkt şelere saldırıyor. Bir tane Gorosei'yi de yanılmıyorsam özette yazmıyordu ama başka bir yerde okudum ben. Gorosei'lerden birisi de laboratuara e, laboratuvara saldırıyor yanılmıyorsam. Nusshiro da olabilir emin değilim. Ve e, yakın yerler bunlar yani Zoro'nun VSS'iyle Nusshiro'nun konumu anladığım kadarıyla yakın. Bir şekilde karşılaşacaklar. Vs olmayabilir. Zoro durdurmaya çalışabilir. Gücü yetmeyebilir. Bunlar olabilir. Sadece artı Zoro vs Nushiro olabilir. Bu da bir ihtimal ama ben Zoro'nun kılıcıyla Nushiro'nun kılıcının karşılaşacağını düşünüyorum. Bu arada tekrar söylüyorum Nusshiro'nun kılıcı Kara Kılıç ve Nusshiro kralın hakisi kullanıyor. Çünkü şimşekler çıktığını gördük Gorosei'lerin etrafından. Zoro'nun da kullandığını gördük Lucci'ye karşı. Yani aralarında bir interaksiyon olabilir neden olmasın? Beni bu çok heyecanlandı. İkinci durum Luffy ne yapacak? Yani Luffy'nin kaçması gerekiyor bence. Ee, geçen videonun altına yorumlar gelmiş. Abi bu Yonko oldu artık niye kaçıyor vesaire. Arkadaşlar Luffy çok güçlü bence. Bence bir Gorose'yi de birebir de alabilir şu anda Luffy. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Ee, Gorosei'nin ne kadar güçlü olduğunu da tam olarak görmedik. Yani hasar vurmayı da bilmiyoruz daha Gorose'yi. Bunlar ciddi handikaplar ama ben birebir de Luffy'nin alabileceğini düşünüyorum. Ama 5 Gorose'ye karşı Luffy'nin şans çok düşük görüyorum. Çok fazla çünkü. Ve yani minimum admiral amiral plus bir güç olduğunu kabul edersek 5 seni bundan 5 tane var. Luffy'nin yakıtı biter yani o zaman da ve yakıtı bittiğinde onu bu adamlardan koruyacak kadar güçlü birisi var mı? Çok zor. Şimdi Jinbe Zoro Sanji üçlüsü diyelim ki birini aldı. Birini bu üçü aldı diyelim. Üçü birden birine saldırdı ve bir şekilde onu yaraladılar. Savaş dışı bıraktılar. Öldürdüler, yendiler gibi değil de savaş dışı bıraktılar bıraktılar diyelim. Yani Luffy hadi ikisini aldı diyelim. Dory ile Brogy de ikisini mi alacak? Yani nasıl olacak? Bir sürü soru işareti var ya. Neyse haftaya ara yok en azından. Haftaya 1111. sayı geliyor. 1111. sayıda Eiichiro Oda'nın bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Çünkü böyle şeyleri seviyor Japonlar bu sayı oyunlarını. Engin de askere gitmişken bir bakarsınız Akainu gelir. Bir bakarsınız Dragon gelir. Bir bakarsınız Akainu ölür. Bir bakarsınız Kizaruk tahtalı köyü boylar. Bir şeyler olur yani. Murphy kanunları yine işlemeye başlar. ...ne <laughs> düşünüyorum. Buradan kendisine kocaman bir kalple selam söylüyorum. Muhtemelen görmeyecek bunu ama olsun. Grand Line yolculuğu engin biliyorsunuz askerde. Böyle bu şekilde... Ee... Videoyu çektim bitirdim şu anda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınlarda e, yer almak istiyorsanız bildirimleri açmanız çok önemli. Cuma akşamı, cumartesi akşamı, perşembe akşamı bir gün yayın açmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa akşam 8-9 gibi iftar sonrası buluşuruz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. One Piece'le kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. セカンド